Ben hayatımda böyle bir şırdan yemedim. Bak bunun gibi bir şırdan yemedim. Afiyet olsun. Geri gönderiyordum. Niye? Karnım doysun diye. Aynen. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam, hoş geldin. Gökhan Usta nasılsın? Çok şükür, sizi sormalısın, nasılsınız? Vallahi uzun zamandır görmüyordum. Görünce mutlu oldum. Eyvallah. Ama geçen bir şey yapmışsın. Bir kampanya. Aynen. Kampanya aklımı başımdan aldı. Ama evet. Şuraya bakıyorum. Ya bu küçücük mekanda 2, 4, 6, 8, 10 kaç çeşit malzeme var? Vallahi menümüz bayağı geniş. Sucuğumuz, köftemiz, kumrumuz, midyemiz, kokoreçimiz, şırdanımız, Adana kebabımız. Adana kebabı dahi var. Adana kebabı dahi. Abi, 60 metrekare restoranda her şeyi yapıyoruz. Sen küçücük bir dükkana koskoca bir restoranı sığdırmışsın. Aynen öyle. Şimdi dediğin gibi sucuktu, kebaptı, kumruydu. Ki ben bu arada burada pizza dahi yedim. Tabii tabii, kokoreçli pizzamızı yediniz. Normal. Ya var ya. Her daim bir yenilik. Her daim bir güzellik. Aynen. Allah emeğini zayi etmesin. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Kampanyayı ama, beğendiniz mi? Ama işte asıl gelme sebebimiz. Geldik. Vay 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 vay. Şok. Dumping mi diyeyim, ne diyeyim? Vallahi he? Hocam buna ne derseniz deyin ama şu güzelliğe bakın ya. Of. Güzel. Boyutlar boyutlar gayet ideal. Boyutlar ideal. Yalnız burada böyle tam böyle püsükleri de var, cerfinleri de var. Mesela of, kuzu of. İsteyene ona da doyum olmaz değil mi? Tabii canım, kuzu isteyen yumuşacık olur. Kuzu da vay 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 vay. Yapraklı isteyene bol yapraklı. Şimdi Gökhan Usta'm, evet. Bunu gördük, böyle büyüklü küçüklü de. Bir de şu günlerde dana var. Bu dana hakkındaki düşüncelerin. Vallahi hiç yemedim. Herkes aile bayla yiyor. Bu kadar insan yiyorsa bir bildiği vardır. Bakalım, denemek bana da nasip olur inşallah ama hiç denemedim. Ya şöyle söyleyeyim. Biliyorsun hani iyi ki şu kampanyayı yapmışsın. İnsanlar akın akın geliyor ki darabayı vaktinden önce kapatıyorsun. Evet. Farkındayım. Geçen geldim, boşa düştüm. Aynen. Şimdi dana dediğimiz zaman İşin rengi değişiyor, evet. İşin boyutu değişiyor. Lezzet konusunda şunu geçemez fakat... Öyle mi? Peki hemen şunu verelim o zaman müşterimize. Diri istiyorsa. Evet. Şöyle biraz daha... Vay 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 vay. Allah Allah. Afiyet bal şeker olsun. Buyurun. Ne kadar? Fiyatı nasıl? Kampanyada. Haberiniz yok mu? 15 TL. Her yerde 23, bizde 15. Çok yeriz o zaman. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, yanlış duymadık. Kampanyamız her yerde 23, biz 20 ile de 15 TL. Minimum şu anda piyasada 20 lira. Sokakta satanlar. Evet. Ama sen 15 diyorsun. Aynen. Helal olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Yani burada kaçak göçek bir şey yok. Şimdi has orijinal şırdan, yani farklı bir şey yok burada. Büyüğü var, küçüğü var, yapraklısı var. Şuna bakın ya. Vay 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 vay. Şu güzelliği. Vallahi şu pırıl pırıl 15 ya. 15 lira. Pırıl pırıl. Allah Allah. Şimdi evet. Gelelim şu dana mevzusuna. Vallahi evet. Danayı da dört gözle bekliyorum senden. Niye biliyor musun? Evet. Hadi danaya girelim diyeceğiz. İki kişi geleceğiz. Tıka basa doyacağız. Nasip kısmet hocam, inşallah diyelim. Ne diyelim? Onun da ayrı bir güzelliği var. Şöyle söyleyeyim. Hani herkesin damak zevkine uymayabilir. Biraz önce söylediğim gibi. Evet. Şunun lezzeti apayrı bir şey. Ama onun da hastası var mı? Var. Var. Ama asıl sebep ne biliyor musun? Evet. Biraz da ekonomik. Ekonomik olması değil mi? İki kişi bir tanesiyle rahat doyuyor. Şimdi başka bir yere gitseydik. Burada üç tanesiyle bir kişi doyar. Ne eder? 45 lira eder. Aynen. Başka bir yerde olsa bu 60 liraya çıkacak. Tabii. Ya 15 lira cebimize değmiyor. Başka yerde 2 şırdan yiyeceğine aynı paraya burada 3 şırdan yiyor. Üstüne 1 lirası da artıyor. Daha ne olsun? Of. Şimdi dostum. Evet. Bana şuradan güzelinden. Şöyle. Bir tane. Of. Orada beraber yiyebilir miyiz? Beraber sohbet edelim. Hem yiyelim hem konuşalım abi. Abi hemen hazırlıyorum. Şu nasıl hocam? Mükemmel. Mükemmel. Tam benlik. Hemen üzerine beşamel sosu da dökeceğim. Beşamel sos. Allah Allah. Yalnız bir baharatlı tabak hazırlayalım size zahmet. Evet, dinliyorum hocam. Yalnız biz hep
Şırdancıya gidince aman ustam büyüğünden olsun, ekonomik olsun diye büyüğünden istiyoruz, karnımız doysun diyoruz ya. Evet. Ustam, bunun yanında bir de o küçücük mini minnacık olan var ya, bak şurada şurada. Hemen. Şurada. O mini minnacık koysana. Ve daha mini var mı? Vallahi hocam en küçüğü odur, kuzudur. Hah. Şöyle bakalım yine. Bence budur. Hah. Şimdi rahatlıkla bunu söyleyebiliyorum. Eğer bu biraz pahalı olmuş olsaydı o mini istiyorum diyemezdim. Evet. Onun da tadına bakmak istiyorum. Vay 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 vay. Ustam birazcık da ekmek ayarlayalım. Sosumuza ekmek de banarız. Oo. Ustam sen ne yaptın? Vallahi yemedi yanımda yer. Vallahi. Şöyle bakıyorum, ışıl ışıl, pırıl pırıl. Yanına geliyorum. Gel hocam. Gökhan ustam. Evet, evet hocam. Şimdi geldik bu işin en güzel zamanına ki en mutlu olduğum vakitlerden aynen birisi. Ve şunu başka bir yere gittiğimizde geri gönderiyoruz. Niye? Ya ben doymak istiyorum diyoruz. Evet, doğru söylüyorsun. İkinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü istiyoruz ama burada abi artık içim rahat, rahat bunun tadına bakabileceğim. Afiyet bal şeker olsun. Öncelikle bunu pimi çekip patlatalım bombayı. Patlatalım da. Bunun fiyatı neydi? 15. Bir daha alalım. 15 lira. Her yerde 23, bizde 15 TL. Yıl maliyetinden halka. Yıl 15 Mayıs 2022. 22, evet, güncel fiyatımızdır 15 TL. Adana sınırları dahil tüm Türkiye'yi gezebilirsiniz. Bu fiyata şırdan bulma ihtimaliniz %0. Şok şok şok. Sadece bizde. Of. Denemesi bedava. Her yeri gezebilirsiniz. Şöyle baharattan. İster büyük seçin, ister orta seçin, ister küçük seçin geldiğinizde canınız hangi boy istiyorsa bize söylemeniz yeterli. Yeter ki vatandaş istesin. Canı şırdan 15 çeksin. Lira. Şimdi sağ olsun birçok müşterimiz ya diyor sizden Allah razı olsun. O kadar çok fiyatı yükseldi ki ailece yiyemiyordum. Şimdi herkes ailesini alıp geliyor buraya. Abi bak ne diyorum ben. Mazayı. Ben hayatımda aile geldi yedi. Ben hayatımda böyle bir şırdan yemedim. Bak bunun gibi bir şırdan yemedim. Afiyet olsun. Geri gönderiyordum. Niye? Karnım doysun diye. Aynen. Ama şimdi buradan 3 tanesini bir bundan, 2 tane de bundan yesem bitti, zımba bitti gibi doyarım. Aa, değil aynen mi? Bismillah. Allah Allah. Afiyet olsun. Yağ gibi akla. Ellerine, kollarına sağlık. Bu arada şöyle bakıyorum içine. Evet. Bak hele. İçerisinde bir şeyler var. Kuyruk yağı mı kullandık yoksa kıyma mı kullandık? Kuyruk yağı. Değil mi? Tabii. Kuyruk yağı lezzet verir. Belli oluyor. Diri pirinç güzel. Tam benim istediğim gibi olmuş. Oh. Bazıları böyle lapa gibi oluyor. Eziliyor, büzülüyor. Yok. Onu ben de severim. Bazıları sert oluyor, kıtır kıtır oluyor. Yok. Bu tam peki, kıvamında. Pişmiş içi diri olacak. Aynen. Bu arada, evet. Ya bu kadar ürün çeşitliliğine yetişmek zor olmuyor mu? Yok hocam. Nereden buluyorsun bu enerjiyi sen? Toplu çalışıyoruz Allah'a şükür. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Yok yani mu abi? Yok abi ben. Hiç önemli değil ya. Hmm. Nasıl damak değiyor değil mi? Afiyet bal şeker olsun. Ekmeğini de ban hocam güzelce sosuna. Bak oo, sen benim var ya duygularımla oynuyorsun. Zaten arkadaşlığımız ayrı bir şey. Nasıl dışarıda var mı? Afiyet bal şeker olsun. Bak, fiyat da güzel, lezzet de güzel. Geçen geldim makine geldi. Allah razı olsun. Arkadaşlarla o gün beraber kebap yedik. Bak benim olmuştu. Evet. Pamuk'ta. Pamuk? Dostanın şeyinde. Yan yanaydık hatırla. Tamam şimdi oldu. Afiyet olsun. Ne zahmet ederiz. İşte böyle ailece geliyorlar. Ekonomik ekonomik. 150-200 lira hesap edeceği yerde 50-100 lira diye gidiyor müşteri. Vallahi mükemmel oldu ama var ya. İşte... Bu eller batacak. Zaten sırrı burada. Lezzeti burada saklı. Parmaklarını yersen bitti. Sorumluluğu kabul etmiyoruz. Şu mutluluğu da yaşadım ya, daha ne diyeyim. Şimdi ürün yelpazesi geniş. Evet. Enerji fazlasıyla var. Allah senden razı olsun diyorum. Cümlemize. Kolay iş değil. Evet. Şu zamanda bu fiyata zor. Bir de senin midyen var ki altın sarısı mı? Bak, şöyle bak, renge bak. Hemen limonu sıkıyorum. Şöyle. Renge bak. Oo. Şu rengi bulmak zor. Çok zor. Çiftlik malı. Denesin açık deniz. Açık deniz. Sınıf çiftlik midyesi. Of. Bismillah. Afiyet olsun. Oh.
Olay budur ya. Peki ustam, şimdi bunu her saat bulamıyoruz çünkü erkenden bitiyor. Evet. Ama biz yine de açılış kapanış saatlerimizi söyleyelim ki insanlar ona göre gelsinler. Saat 16'da başlıyoruz. Şırdanımız 18'de hazır. Gece saat 3'e kadar buradayız. Genel itibariyle 10-10.30 gibi şırdanımız biter. Şunu yapayım. En güzeli de zaten budur. Şırdanın kendi suyu. Of. Yalnız bir şeyden vazgeçmişsin. Bunu bir terbiyeden geçiriyordum. Vallahi turşuyu çabuk bozuyor o terbiye. Turşuyu çabuk bozduğu için şikayet aldık birkaç kez. Artık onu yapmıyoruz. Seni seviyorum. Eyvallah. Afiyet olsun. Niye? Geri dönüşleri değerlendiriyorsun. Tabii, müşteriyi önemsiyorsun. Aynen. İlla ki bunu vereceğim. Bunu kabul et demiyorsun. Çok iyi etmişsin. Aynen. Bu arada mağazamız self servis. Gelip parasını buradan peşin ödüyor müşteri. Oturuyor. Hazır olduğu zaman tepsisi bu şekilde hazır. Bahattin Bey hazır diyoruz. Daha önceden not almıştık bir şey isminizi. Bahattin Bey hazır diyoruz. Yerinizden kalkıp gelip bu tepsiyi alıyorsunuz. Geçip oturuyorsunuz. Her şey tek kullanımlık steril. Yiyorsunuz gidiyorsunuz. Biz alıyoruz komple döküyoruz. Tepsiyi yıkamaya veriyoruz. Başka bir şey yok. Kişinin üzerine yazıyoruz değil mi? Şırdan üzerine yazmıyoruz. Yok. Hani bazı yerlere gidiyoruz. Şeyin bardağın üzerine yazıyorlar ya. Aynen. Biz fişin üzerine yazıyoruz isminizi. Abi son olarak adresi alayım. Ardından şunu gömeyim ben. Of. Adres Turgut Özal Bulvarı. Hemen polis evi kavşağı. Enerjisa karşısı Yıldızoğlu künefe bitişi efendim. Herkesi bekleriz. Valla ustam ellerine kollarına nefis sağlık. Şırdanlar, kokoreçler, sucuklar, köfte ekmekler, midyeler, Adana kebaplar, kokoreçli pizzalar daha ne isterseniz. Şimdi kokoreçini biliyorum. Bekliyoruz. Adana kebabını yemedim. Midyeyi biliyoruz. Hasan şırdanı biliyoruz. Türkiye distribütörüyüz. Ha. Hasan Usta'nın Türkiye distribütörüyüz. Ha, lezzet oradan geliyor. Oradan geliyor tabii. Ama benim yılların asıl merak ettiğim, inşallah ilerleyen zamanda oraya da geleceğim. Sucuk. Bekleriz. Sucukta da kasap sucuğumuz mu yoksa piyasa malı mı? Kasap sucuğu yani fiyatı söylenmez bayağı yüksek alıyorum. Herkesin üstünde alıyorum öyle söyleyeyim. 40 liraya da sucuk var, 100 liraya da sucuk var. Peki ustam. Ellerine, kollarına, yüreğine sağlık. Afiyet olsun. Ama velakin videonun sonuna geldik. Yalnız şöyle bakıyorum. Kalem. Videoyu kapatmadan önce arkadaşlar açıklama bölümüne adres, telefon, konum bilgisi hepsini bırakacağım ki şundan rahat içini sinesine yiyin. Şöyle filmini çekelim. Ondan sonra gönderelim. Dediğim gibi her zaman dediğim gibi böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi işte böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşça kalın. Lezzet oldu ya. Vallahi bunlar oldu.